bir niyetim vardır. Uğruna kadem bastım, başımda devletim vardır. Uğruna kadem bastım, başımda devletim vardır. Şahım Erdan. Tanışma ve danışma toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantıyı çok kısaca niçin gerçekleştirdik, yaptık. Onu anlattıktan sonra genel başkanımızla birlikte yönetici arkadaşları buraya alacağız. Şimdi arkadaşlar, Alevi Vakıflar Federasyonu bir üst çatı örgütü. Federasyonların bağlı olduğu, vakıfların bağlı olduğu bir de yine diğer Ali Bektaşi Federasyonlarımız var. Bu toplantıya çağırırken birçok cemevi başkanlarıyla tabi birbirimizi tanıyoruz. Herkeste şöyle bir kaygı vardı. Ya bu toplantılar oluyor ama sonuç olmuyor. Hepiniz cemevi yönetiyorsunuz. Halkın talep ve sorunlarını hepiniz biliyorsunuz. Burada bu toplantıda zaten sorunları tartışmayacağız. 20 yıldır biz sorunları tartışıyoruz. İşte Ali Başkan'la Avrupa'daki birlikteliklerimizin başkanlığı da yaptı. Oradan bugüne Malta'da bir görev aldı. Ama bu sorunları en iyi bilen bir arkadaşımız içimize katılması iyi oldu. Şimdi Ali Bektaş'la da toplantılar yapıyoruz. Bütün aile örgütleriyle. Kurum başkanlarımız veya delegelerimiz kendilerini ifade etmek için ya yaptıkları cemleri veya cem evindeki rutin işleri anlatıyorlar. Biz aşure yaptık, 5000 kişi katıldı. Biz cem yaptık, 3000 kişi katıldı. İşte elektrik sorunu, şu sorunu, bu sorunu, bunlar hep biliniyor. Burada çözüm önerileri. Yani bizim hepiniz biliyorsunuz. Bugün biraz da kendi öz eleştirimizi de yapacağız. Ama geldiğimiz nokta iyi bir nokta tabii. Ama eksiklerimiz de var. Halkın bize sorduğu bir şey var hep. Niye bir araya gelmiyorsunuz? Neden bir değilsiniz? Biz bu toplantıyı düzenlerken hiçbir tabelaya bakmazsınız. Burada birçok federasyonlardan arkadaşlarımız var, bağımsız olan cemevleri var. Herkesi davet ettik. Daha önce de cemevlerin eşit haklar komisyonu kurduk, elektrik sorunlarıyla ilgili. Bazı kurumlarımızda şu yaklaşım hale var. Biz şu vakıf varsa varız, bu vakıf yoksa yokuz. Ama ki Türkiye'nin koşulları artık tabelaları tartışacak noktayı çok aştı. Yani yaşadığımız sıkıntılar, bizim birlikte olmamız lazım. Birlikte, yani tabelalarımız ayrı olabilir. Pir Sultan hepimiz, Hacı Bektaş Bey hepimiz. Ama biz birbirimizi ötekileştirmeye hiç hakkımız yok. Biz hizmet sunarken dışarıdaki tabelaya bakmıyoruz. Pendik'teki arkadaşlarım burada mı bilmiyorum Pir Sultan Derneği. Aynı Kartal Cemevi gibi veya Kartal Cemevi'nin şubesi gibidirler. Buranın aracı, gereci, bütün hizmetlerinden faydalanırlar. Zaten Adana'lılar kardeş Cemevi aynı hizmeti sunuyoruz. Bizim demek istediğimiz şu. Bundan sonraki süreçte bizim sorunlarımız zaten herkes tarafından biliniyor. Sorunlarımız da siyasallaştı. Yani her ne kadar da bize Cemevi'ler siyasete bulaşmayın, siyasetten uzak olun diyorlarsa da sorunlarımızı hükümetler siyasallaştırdılar. Seçim öncelerinden, seçim sonralarından, kaç seçimdir bu çalışmalar yürüyor? Ya bu seçim bir şey yaparsak yanlış olur. Şimdi Türkiye'de sürekli seçimler var. Peki biz ne yapacağız ciddiye alınmamız için? Etkinliklerimize çok dağınız. İşte biraz sonra Sayın Genel Başkanımız bunları anlatacak. Biz 3 senedir Abdal Musa'da, Alevilerin en önemli etkinliklerinden bir tanesi, bunların anmaları çok değişik yerlerde yapılıyor ama Abdal Musa ve Hacı Bektaş Bey. Abdal Musa'da zaman zaman biz bir araya geldik, bütün federasyonlar. 3 sene geldik, Hacı Bektaş'ta geldik. Ve geçen sene bir ortak deklarasyonu hazırladık. 3 federasyon adına bir federasyon başkanımız orada bunu deklara etti. Belediye başkanıyla görüştük. Bu sene de burada sizlerle görüş alarak Anadolu'daki etkinliklere müdahil olabilirsek, oradaki halkımıza ne istediğimizi anlatabilirsek, özellikle Abdal Musa'da ve Hacı Bektaş'ta ortak bir çıkış noktasıyla artık federasyonlarımızı bir araya getirerek tek ses, tek çatı örgütüne doğru bu hareketi götürebilirsek ki inanıyorum götürürüz. Hiç olmazsa Alevilerin temsilcisi konuştuğu belli olur. Şeyi geride bıraktık. Dönem dönem herkes kurma adına televizyonlara çıktı. Alevilik tarif etti. Alevilik yorumladı. Bana göre Alevilik dedi. Bize göre Alevilik dedi. Bunlar tabanda tutmadı. Kişiye göre, kuruma göre Alevilik yok. Alevilik tek hepimiz için bir yol. Onun için biz bundan sonra ortak
dili, ortak mücadele, en azından sözde ve eylemde birliklerimizi sağlarsak, Anadolu'daki bölge toplantılarımızı genişletip, daha sonra Hacı Bektaş'taki o büyük etkinliğe, büyük bir Alevi örgütleri toplantısını gerçekleştirebilirsek ve orada da yine üç federasyon çıkıp bu çözüm önerilerini hükümete bir kez daha tarihler vererek, süre vererek bu sorunun, bu talepleri artık çözün. Bizi oyalamayın. Biz biriz zaten. Siz bir misiniz diyorlar. Biz biriz. Biz zaman zaman konuşmalarda belirtiyoruz. Sayın Başbakan, Alevilerin hakkını vermek için Aleviler bir mi diyorsun ama Sünniler bir mi diye biz de söylemeye başladık. O anlamda bizim temsilcilerimizin artık ortak bir dili iletmesi gerekiyor. Tabelalara bakmadan herkes kendince bir kendi kurumunda bir şey yaratıyor. Yani olmazsa olmaz. Bir ben merkezli yapılarla bir yere gidemiyoruz. İşte o zaman bölük pörçük oluyoruz. Bu toplantıların amacı hem birbirimizi tanıyoruz. Yönetimler değişiyor. Bir araya geliyoruz. İşte bir arada olduğumuzu televizyonlarımız, basınımız sizler anlatacaksınız. Bizim bir araya gelmeme nedenimiz yok ki. Eğer amacımız Alevilikse biz bir arada olmak zorundayız. Sorunlarımız belli. Cemevlerimizin bütün sorunları belli. Bunları tartışacağız. Örneğin üst çatımız olduğunda birçok derneklerimiz, birçok vakıflarımız hükümetle görüşüyorlar. Ayrı ayrı görüşüyorlar. Birine teklif geldiği zaman hepsi koşarak gidiyor. Yani mühim adam yerine kendini koyduğu için. Ama kendi çağırmayıp da diğer örgüt çağırdığı zaman o onu suçluyor. Gitti hükümete görüştü, o onu suçluyor. Ama federasyonlarımız birbiriyle ortak çalışırsa, üç federasyonu var, dört federasyonu gider, oturur, konuşulur, tabana anlatılır, ne istiyoruz, ne yapıyoruz, birbirimizi ötekileştirmeden bir yola gitmemiz lazım. Taban bu birlikleri bizden istiyor. Bu birlikleriye yanaşmayan kim olursa olsun bunun altında kalır. Bizim halkımız artık birliklerinden yana. O anlamda ben ev sahibi olarak Kampalı Cemevimizin bugün buraya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Katılmayan arkadaşlarımız da buradaki niyetlerimizi göreceklerdir. Biz tabelalarında artık uğraşmayacağız. Alevi sahibiyle uğraşacağız diyorum. Ve yeni Federasyonumuzun genel başkanı buraya takdim ediyorum Sayın Cemal Can Polat. Zaten tanıyorsunuz. Cemal Bey uzun yıllardır ama Sayın Başkan, değerli Divan, bugün bütün İstanbul'daki Alevi inancına karşısına Alevi Vakıf Dernek Şube Başkanları, Federasyon Başkanları, bir yıldır Anadolu'da bu inancı taşıyan inanç önderleri, sevgili dedeler, babalar ve ayrıca bu inanca, bu davaya uzun dönemde bir katkı sunan sevgili Maltepe Belediye Başkanı, sevgili Ali Kırca, hepinize mensup olduğum Alevi Vakıflar Federasyonu'na geldiğiniz için, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ben aslında konuşmamı herkesi dinledikten sonra yapmak istiyorum. Bir iki şey söyledikten sonra sonuç kısmında kendi konuşmamı yapacağım ama birkaç şey söyleyip böyle toplantının da önünü açmak istiyorum müsaade ederseniz. Değerli canlar, sayısı 20-25 milyonu bulan Alevi toplumu özellikle son 10-15 yıldır görülmedik bir şekilde dağınık, görülmedik bir şekilde örgütsüz gösterilerek Türkiye'de başka bir anlayışın egemen kılınması ısrarla ısrarlı bir şekilde sağlanmıştır. Özellikle Sayın Başbakan'ın Alevileri ötekileştirerek, öteki yöne iterek katı bir şekilde büyük çoğunluğunu yanında alabilmek için Alevileri dışarıda tutup sokağa iterek, yalnızlaştırarak, devletin bütün kurum ve kuruluşlarından ayrı ederek bu ülkede yaşıyor görüntüsünden fazla bu ülkede yaşayan zenci muamelesi yaparak Alevileri iki taraftan tutmak konusunda müthiş bir gayret, müthiş bir çabanın olduğunu hep beraber yaşıyoruz. Alevilere gösterdikleri alan şimdiye kadar
Alevileri kullandığı sevgi dili, şimdiye kadar kullandıkları barış dili, hoşgörü dilinin Türkiye'de Alevi sorunlarının çözüm konusunda yeterli olmadığı anlaşılıyor. Çünkü Aleviler özellikle son dönemlerde, yani bizim son dönemleri söylüyorum, Cumhuriyet tarihinde dönem dönem haksızlığa uğradık, Osmanlı döneminde dönem dönem haksızlığa uğradık, katliamlarla karşı karşıya kaldık, sürgün edildik, çoluğumuzdan çocuğumuzdan uzak tutulduk. Ama hiçbir dönem Alevi inanç önderleri, Alevi dedeleri, babaları kendi inanç merkezlerinden ayrı olmadılar ve ayrışmadılar. Şimdi bir tarafta Alevileri ayrıştırmak için çaba harcanıyor, diğer taraftan ayrıştıran, ayrı ayrı söylem içinde bulunan Alevilerin söylem etkisi, etkisiz hale getirilerek Alevilerin dışarıda tutup kendi iktidarlarını ısrarlı bir şekilde yürütmeye çalışan bir anlayışın olduğunu adını belirtmek istiyorum. Şimdi Alevi Vakıflar Federasyonu bundan sonra ne yapacak? Bir Alevi Vakıflar Federasyonu'nun bundan sonraki ilk işinde bir tanesi öteki Alevi'nin oluşmadığı, tek Alevi anlayışının bir arada olduğu, Alevilerin birlikte olduğu, birlikte çaba harcadığı, birlikte taleplerini dile getirdiği anlayışı birinci plana koyacağız. Israrla ve kararlı bir şekilde Alevilerin bir arada birlikte ve beraberliğini sağlama konusunda çaba harcayacağız. Hiç kimseyi dışarıda tutma. Geçmişte eksiklere, yanlışlara rağmen hiç kimseyi dışarıda tutmadan tümünü kucaklama konusunda kararlı ve ısrarlı bir şekilde çaba harcayacağız. Bu çalışmalarımızın sonucunda Vakıflar Federasyonu'nun yeni seçiminden sonra iletişim kurduğumuz onlarca dernek ve vakıfın bu konuda ne kadar istekli ve ısrarlı olduğunu görebiliyoruz. Bunların bir kısmı kararlarını aldı, bir kısmı kararlarını almak için Vakıflar Federasyonu tüzüğünü istediler. Şimdi o derneklerin bir kısmını vakıflaştırarak öbür vakıfların da büyük bir kısmının Alevi Vakıflar Federasyonu'nda bir araya gelmesi konusunda çok ciddi çaba aldığını belirtmek istiyorum. Şu ana kadar bize ileten 30'a yakın vakıf dernek bize üye olmak için çaba harcadı ve başvurdu. Bunlardan bir tanesi yaklaşık 600-700 tane derneğin bünyesinde barıştıran bir vakıftır. Kararlarını bugün yarın kendiler belki buradalarsa burada açıklayacaklar. Buna benzer vakıflar, yani alanları geniş olan vakıflar. Burada katılan arkadaşlarımızın sayısal olarak sayısı az olabilir ama etkileme alanı yüksektir. Mesela bir başkanımız 430 tane derneği kendi bünyesinde barındırıyor. Böyle bir toplantıdır. Onun için bundan sonraki politikalarımız, bundan sonraki düşüncemiz, bundan sonraki yaklaşımımız Alevi terimini, Alevi sözcüğünü, Alevi dilini kullanmak ön planda olacaktır. Yani şimdiye kadar babaların, dedelerin bize öğütlediği Alevi dili ön planda olacak, Aleviler ayrıştırılmayacak, Alevi sorunları Alevi kurumlar içerisinde çözülecektir. Medyanın, kamuoyunun sokakta değil, Alevi inancına, Alevi dedelerinin inanç merkezi yaparak sorunlarımızı bu çerçevesinde çözmek konusunda ciddi çaba harcayacağız. Değerli arkadaşlar, şimdi iktidar 20-25 milyon Alevi'yi görmezlikten gelerek bu sorunu görmezlikten gelerek, ötekileştirerek, üstünü kapatarak Türkiye'yi yönetme şansına artık sahip değildir. Bundan sonra buna müsaade etmeyeceğiz. Siz Türkiye'de 30-35 yıldır Kürt meselesinde mücadele veren arkadaşlarım, en son 35 yıl sonra size diz çöktürdük, sizi karşılarına getirip kendi taleplerini size zorla kabul ettirdiklerini Alevilerde beklemeyin. Aleviler belki silah almayacak eline, Aleviler saza alacak eline ama önümüzdeki günlerde bu sorunlar çözülmediği takdirde Ankara'da milyonlarca insanın bir araya gelerek sazıyla, sözüyle, deyişleriyle bu talepleri milyonlarca birlikte sizin önünüze koyacaklar.
her türlü eylemi yapmaya bundan sonra ısrarlı ve kararlı bir şekilde bu eylemler yapmak konusunda her türlü örgütlülüğü, her türlü katkıyı sunacağınızı özellikle belirtmek istiyorum. Artık siz yüzden dördün önünde diş çöktünüz. Siz 25 milyon alevini sokağa çıktığı takdirde kafanızı koyacak yer bulamayacaksınız bu ülkede. Onun için alevlerle barış içerisinde, sevgi içerisinde, hoşgörü içerisindeki anlayışlarla, yeni anlayışlar ilave etmeden alevi sorunlarını, taleplerini çözmek konusunda bu tür toplantılar size artık yapacağımız son çağrılar olduğunu belirtmek istiyorum. Bu belirttikten sonra bugün kendi sorunlarımızı, problemlerimizi tartışacağız. Örgütlülüğümüzü güçlendireceğiz. Bütün Anadolu'da, Aptal Musa'dan, Akdeniz'den başlayarak, Anadolu'nun bütün bölgelerinde yayılarak bu örgütlülüğü üst merkeze çekerek etkinliğimizi, inanç boyutumuzu güçlendirerek kendi taleplerimizin arkasında bundan sonra ısrarla duracağımızı belirtmek istiyorum. Sevgili canlar, daha sonra sizi dinledikten sonra konuşma metnimi kapanış kısmında sizinle birlikte paylaşacağım. Şimdi niçin Alevi Vakıflar Federasyonu başkanlığını kabul ettim? Ben aşağı yukarı 30-35 yıldır bu mücadelenin sağında, solunda, yanında olduğumu, onlarca dernek ve vakıf üyesi olduğumuzu, Ali Başkan'ın daha federasyon başkanlığından beri o mücadele içinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu çabanın en önemli kısmı Alevileri bir araya getirmek, Alevileri birlikte mücadele alanına çekmek, Alevilerin ortak taleplerini, ortak inanç merkezini kabul ettirebilmek, bunun mücadelesini verebilmek için Alevi Vakıflar Federasyonu Başkanlığı'nı arkadaşlarımızla birlikte kabul ettim. Yaşamım boyunca hiçbir Alevi Vakıf Derneği ötekileştirmeme diline kullandım. Bundan sonra bu dili kullanmaya devam edeceğiz. Bundan sonra Alevi dilini öne çıkaracağız, Alevi birliklerini sağlayacağız ve Alevi sorunlarını yasal zeminde hukuk mücadelemizi vererek yürüteceğiz. Çünkü siz bunun karşısında, bu mücadelenin karşısında duramazsınız. Özellikle iktidarı Türkiye'ye yönetenleri bir tek Alevi valinin olmadığı, bir tek Alevi emniyet müdürünün olmadığı, bir tek Alevi bakanın olmadığı, bir tek Alevi müsteşarın olmadığı, belediyeye çöpçü alınırken bile Alevi ise alınmadığı, Alevilerin dışarıda sokakta itildiği, çocuklarının en iyi üniversitelerde kazanmasına rağmen Alevi olduğu için kaymakam olamayan, Alevi olduğu için işe giremeyen, Alevi olduğu için dışarıda tutulan, çöpçü bile yapılmayan Alevilerin bu taleplerini sonuna kadar mücadelesini vereceğiz. Bunun önünde durma şansınız yoktur. Niçin yoktur? Sizin iktidara geçen sene hepiniz hatırlarsınız, bir buçuk sene önce sizin gücünüz Alevilerin ortaya çıktığı zaman önünde durma şansınız yok. Sizin gücünüz Malatya'da sürgüde bir davulcunun davul sesini bastıramayacak, o bir davulcunun davul sesiyle Türkiye'yi ikiye bölecek kadar etkisiz ve zayıftır. Bizi sokağa dökmeyiniz, bizi sokağa itmeyiniz. Çünkü bir davulcu bile sizi iktidarda indirebilecek güce sahiptir bu sorunlar çözülmediği sürece. Bunun mücadelesini, eşit hak mücadelesini vereceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, adam imtihanı kazanıyor. Hakim sınavını kazanıyor. Geliyor, hakim mülakatı yapıldığı zaman tek özelliği 100 puanlar yüzünü alıyor. Alevi olduğu için hakim sınavında veriliyor. Kaymakam sınavını kazanıyor, geliyor tam kaymakam olacağı zaman köyü öğreniliyor, inancı öğreniliyor, kaymakam olduğu için öğreniliyor. Değerli arkadaşlar, sadece bu alanda mı? İş alanında Aleviler ötekileştirildi. Sermaye sadece bir grubun elinde tutuluyor. İş alanları sadece bir grubun elinde tutuluyor. Peki siz Alevileri
nereye, hangi alana gitmek istiyorsunuz? Sokağa mı, Gezi'ye mi? Gezi ruhuna sahip çıkacağız. Gezi'ne kalk edilen Sarı Zülük başta olmak üzere 8 tane canın arkasında duracağız. Onların mücadelesini bundan sonra bir vakıfta televizyon olarak ileri yansımlar yapacağız. Siz Belki'ni, o küçücük çocuğu, o küçücük çocuğa başsağlık dilemeyi bile kendinize bir sorun ad ederek Belki'nin cenazesini ayrıştırma çabanıza rağmen milyonlarca insan bir araya geldi. Alevisi, sünnüsü, inananı, inanmayanı. Herkes Belki'nin cenazesinde bir Türkiye birliği, bir Türkiye mozaiği sağladı. Sizin ayrıştırmacı, sizin ötekileştirici tavrınıza rağmen Belki'nin arkasında duracağız, ailesinin arkasında duracağız. Bu davaların taktikçisi olacağız. Hepinize şimdilik saygılar sunuyorum. Şimdi sizi dinleyeceğiz. Daha sonra dinledikten sonra birlikte hangi kararlar alacağımızı birlikte karar sunmuş olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.